Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Hakkari Milletvekili Sait Dede. Buyurun Sayın Dede. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 17 Mart 2020 tarihi, yani bugün itibariyle Türkiye'deki koronavirüs sayısının 47 olduğu belirtilmiştir. Ancak bu salgının istatistiksel olarak yaklaşık 20 kat hızla yayıldığı göz önüne alındığında, Türkiye'de taşıyıcı olup henüz tespit edilmemiş hasta sayısının azımsanmayacak derecede olduğu tahmininde bulunabiliriz. Bu sebeple hem koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek hem de bu süreçte kilit rol oynayacak sağlık çalışanlarının hizmet verirken başta kendi sağlık durumlarını kontrol altında tutmak ve iş güvenliklerini sağlamak amacıyla önergemizin desteklenmesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün yaşanılan koronavirüs salgını başta olmak üzere herhangi bir salgına karşı verilen mücadelede sağlık çalışanları en temel özne olarak yer alırlar. Ve bu nedenle salgına yol açan patojenle enfekte olma riski altındadırlar. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk ve tehlikeler arasında patojene maruz kalmanın yanı sıra uzun süre çalışma saatleri, psikolojik stres, aşırı yorgunluk, mesleki tükenme, damgalanma, fiziksel ve psikolojik şiddet yer almaktadır. Genel olarak karşılaştığımız en temel mesele belirli bir olayın gerçekleşmesinden itibaren söz konusu olay üzerinde çalışacak ve sorumluluk sahibi olacak kişilerin şartlarının tartışmaya açılması durumudur. Bugün de sağlık çalışanları adeta kıymete binmiş durumda olup yıllardır süre gelen taleplerinin ne derece haklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden yalnızca kriz anlarında değil, olağan durumlarda da sağlık çalışanlarının özlük hakları başta olmak üzere çalışma koşulları düzenlenmeli ve güvence altına alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, koronavirüs salgınının ciddiyet boyutunun hepimiz farkındayız. Ancak sizlere şöyle bir istatistik veri sormak istiyorum. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nın kendi kayıtlarına göre her saat başı bir sağlık emekçisi şiddet görmektedir. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Saatte bir sağlık emekçisi. Peki koronavirüs salgını sebebiyle oluşan panik atmosferi, ilgili önlemler alınmadığı takdirde az önce belirttiğim istatistiği hangi derecede etkiler? Yarım saatte bir mi, 10 dakikada bir mi, 5 dakikada bir mi bir sağlık emekçisi şiddet görecektir? Bu durumda en çok ihtiyaç duyulan emeğe, en çok ihtiyaç duyulan zaman aralığında gerekli tedbirler alınmalı, gerekli haklar teslim edilmeli ve güvenlik başta olmak üzere her türlü tedbir azami derecede uygulanmalıdır. Değerli milletvekilleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu ve bizim de bir an önce hayata geçirmemiz gereken sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemleri bu kürsüden kamuoyuyla tekrar paylaşmak istiyorum. İş güvenliği ve sağlığı alanındaki risklerin asgariye indirilmesi için gerekli önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasında genel sorumluluğun üstlenilmesi gerekmektedir. İş güvenliği ve sağlığı alanında bilgi, talimat ve eğitim verilmeli, enfeksiyon önleme ve kontrolü alanında bilgi güncelleme eğitimi ve kişisel koruyucu donanımının giyilmesi, çıkartılması ve imhası önemle uygulanmalıdır. Şüpheli ya da teyit edilmiş COVID-19 hastaları ile ilgilenen sağlık emekçilerine yeterli miktarda enfeksiyon önleme ve kontrolü, kişisel koruyucu donanım malzemelerinin temin edilmesi gerekmektedir. Öyle ki sağlık emekçileri iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili giderleri kendi ceplerinden karşılama durumunda kalmamalıdırlar. Sağlık emekçilerinin kana solunum sisteminden gelen ifrazata ya da şiddet olaylarına maruz kalma durumlarını herhangi bir suçlamayla karşılaşma endişesi olmadan bildirebilecekleri ortamlar oluşturmalıdır. Mağdurlara destek dahil olmak üzere ivedi takip önlemleri alınmalıdır. Emekçilere kendi kendini değerlendirme, semptom bildirimi ve hastalıkta evde kalma gibi konularda tavsiyelerde bulunulmalı, yemek ve dinlenme araları ile birlikte uygun çalışma saatleri uygulamasını sürdürülebilir hale getirilmelidir. Yaşamlarına ya da sağlıklarına yönelik yakın ve ciddi bir tehdit oluştuğuna ilişkin makul gerekçeleri olduğu durumlarda emekçilere kendilerini bu tür ortam ve durumların dışında tutma haklarını kullanma izni tanınmalıdır. Bir sağlık emekçisinin bu hakkı kullanması halinde olumsuz herhangi bir sonuca karşı korunmalı ve güvence altına alınmalıdır. İş yerinde COVID-19 kapılması durumunda tazminat, rehabilitasyon ve tedavi hakları gözetilmeli ve karşılanmalıdır. Böyle bir durumda enfeksiyon kapılması, mesleki bir maruz kalma durumu ortaya çıkan hastalık da meslek hastalığı sayılmalıdır. Değerli arkadaşlar, sağlık emekçilerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde oluşan panik ve stres havasının minimum seviyeye indirilmesi için bugüne kadar uygulanan performansa dayalı ücretlendirme, sözleşmeli personel alımına yönelik uygulanan politikalar değiştirilmelidir.
Ayrıca özelleştirmeler ile değersizleştirilen ve ücretsiz hale getirilen emek, hastanelerdeki envanter yetersizliği, acil servislerde oluşan yolluğun önüne geçmek için gerekli adımlar mutlaka atılmalıdır. Dolayısıyla bugün vermiş olduğumuz araştırma önergesinin desteklenmesi elzemdir. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak alacağımız sorumluluk... Tamam Diyan Hanım. Siyasi hizipleşmenin çok ötesinde olup ortaklaşmanın gerekliliği birçok felaketin önüne geçecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önerge üzerinde söz isteyen Hakkari Milletvekilimiz Sayın Sait Dede. Buyurun Sayın Dede. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan torba yasanın 14. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Halepçe katliamında yaşamlarını yitirenleri saygıyla anmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 16 Mart 1988 yılında Halepçe'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5000'den fazla sivil insan kimyasal silahlarla katledildi. İnsanlık tarihi adına böylesi katliamların bir daha yaşanmaması için ortak bir tavır geliştirilerek Halepçe katliamının soykırım olarak kabul edilip lanetlenmesi gerekmektedir. Bu vesileyle burada katliamın bir soykırım olarak kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Görüşülmekte olan torba yasayla yine 20'den fazla farklı kanunda değişiklik öngören maddeler bir arada harmanlanıp genel kurul gündemine getirilmiştir. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Bakın, bu torba yasa uygulaması evrensel hukuk kurallarına da aykırıdır. Yasalar yapılırken sivil toplum örgütleri ve ilgililer etkili bir şekilde katılım gösterebilmelidir. Şimdi yine daha öncekiler gibi ülke gündeminden apayrı bir yasama faaliyeti için Meclis Genel Kurulu'nda bir araya gelmiş bulundu. Değerli milletvekilleri, tüm insanlık şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği bir pandemiyle karşı bir mücadele halinde. Bu salgını nasıl engelleriz, nasıl artan can kayıplarının önüne bir an önce geçebiliriz tartışmaktadır. Birçok ülkede sağlık sistemleri çökmüş durumda. Ülkemizde yaşanan gelişmeleri Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda takip ediyoruz. Bu noktada çok hızlı hareket edilmeli ve dünya çapında devam eden salgının ülkemizde de yayılmasının önüne geçilmelidir. Alınan önlemlere ek olarak alınması gereken birçok önlem daha bulunmaktadır. Salgının devam ettiği bu süreçte devlet hastaneleri ve özel hastaneler sağlık hizmetlerini ücretsiz vermelidir. Yine bazı belediyeler yaptıkları açıklamada su borçlarını ödemeyen abonelerin sularının salgından dolayı kesilmeyeceğini bildirdiler. Bu yaklaşım tüm belediyeler tarafından yaygınlaştırılmalı. Aynı şekilde elektrik ve doğal gaz abonelerine ilişkin bir düzenleme yapılarak borçları mutlaka ötelenmelidir. Hiçbir yurttaşın elektriği ve doğal gazı kesilmemelidir. Çünkü temizlik ve hijyen bu aşamada salgınla mücadele için en etkili yoldur. Değerli milletvekili, koronavirüs ile ilgili bütün kaynaklarda ve bilimsel çalışmalarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyen kurallarına uymanın ve bunu mutlaka sağlamanın yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Şimdi bu noktada sağlık koşullarının son derece kötü olduğu ve sağlık hizmetlerine ulaşmanın çok zor olduğu, hijyen şartlarının olmadığı ve yoğun hak ihlallerinin yaşandığı, darp ve kötü muamelenin bir rutin haline geldiği cezaevleri, uluslararası sağlık kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından ortaya çıkan bu salgından en fazla etkilenen yerler arasında sayılmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre en son veri diyorum, çünkü AKP iktidarı döneminde cezaevi sayısını sürekli arttırmaktadır. Belki vereceğim rakamların güncellenmesi gerekebilir. Ancak en son verilere göre 263 kapalı ceza infaz kurumu, 76 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitim evi, 9 kadın kapalı ceza infaz kurumu, 7 kadın açık ve 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 366 ceza infaz kurumu bulunuyor. Toplam kapasitesi 200 binlerle ifade edilen cezaevlerinde toplam kapasitenin çok üstünde bugün 300 binden fazla insan bulunmaktadır. Bunlar arasında 2500 çocuk, yine anneleriyle beraber cezaevinde olan 800 çocuk ve binlerce hasta mahpus bulunmaktadır. Çoğu ağır hasta olan mahpuslar serbest bırakılma şartlarına oluşmuş olmasına rağmen, adli tıp kurumunun raporlarına rağmen cezaevlerinde hala tutulmaktadırlar.
Cezaevleri ölüm evleri olmamalıdır. Cezaevlerine ilişkin etkili ve kesin sonuç yaratacak adımların bir an önce atılması gerekmektedir. Salgından kaynaklanabilecek korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalmamak için bir an önce hasta ve yaşlı tutuklular tahliye edilmeli, hükümlere yönelik de cezaların ertelenmesi dahi farklı denetimli serbestlik sağlanabilmelidir. Tüm hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizde de tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama, delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme ve benzeri gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan bir koruma tedbiridir. Kişi özgürlüğünü, güvenliğini kısıtlayan tutuklanma müessesi istisnai bir tedbirdir. Ancak ne yazık ki bizdeki uygulamada istisna olmaktan çıkmış, sürekli başvurulan bir tedbir haline gelmiştir. Artık tutuklu ve hükümlü sayısı 300 binler gibi korkunç rakamlarla ifade edilmektedir. Değerli milletvekilleri, cezaevlerinde çok dar bir alanda, kapasitenin çok üstünde mahpus bulunmakta, banyo ve tuvaletler başta olmak üzere birçok alan ortak kullanılmaktadır. Bu ortak kullanım sonucu salgının cezaevlerinde ulaşması halinde çok hızlı yayılacağı ve bu kötü koşullardan dolayı büyük can kayıplarının yaşanacağı ortadadır. Son zamanlarda cezaevlerinde artan hak ihlallerini birçok defa meclis kürsüsünden de dile getirdi. Tamamlayalım sayın. Tamamlıyorum başkanım. Şimdi bakanlığın koronavirüs ile ilgili başlattığı cezaevlerine ilişkin önlemde yine tecrit, yine izolasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın yine söylüyorum, cezaevleri sağlık ve hijyen açısından son derece yetersiz ve salgın hastalıkların hızla yayılacağı mekanlardır. Bu mekanlarda sağlıklı bir alan yaratmak imkansızdır. Buradan çağrıda bulunuyorum. Ceza ve tevfik evlerindeki tutuklular derhal tahliye edilmeli, hükümler de cezaların ertelenmesi veya uygun başka denetimli serbestlik kriterlerine göre cezaevlerinde tahliyeleri sağlanmalıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.